Değerli arkadaşlar, bugün size şaşıracağınız bilinçaltının gücünden bahsetmek istiyorum. Bizim bilinçaltımız buzdağının altında daha kapasitesini tam anlayamadı bilim adamları ve o kadar büyük potansiyeli var ki. Örneğin çok basit bir tane örnekten bahsetmek istiyorum. Senin bilinçaltın oturduğu yerde şu anda 8 kilometre ötedeki sesleri duyabiliyor. Bilinçaltın bunu duyabiliyor. Hissedebiliyor. 8-9 kilometre ötedeki kokuyu alabiliyor. Bir arı gibi. Arılar da öyle. 8 kilometre ötedeki kokuyu alabiliyor. Bununla beraber sezgileri çok güçlü. 7-8 saniye önce ne olacağını biliyor. Mesela 7-8 saniye sonra ne olacağını aşağı yukarı biliyor. Bilinçaltı sistemi bir saat gibi çalışıyor. Bir saat makinesi vardır ya, tık 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 tık, o şekilde çalışıyor. Fakat üzücü taraf ne biliyor musunuz? İnsanoğlu bu güzel nimeti kullanmayı bilmiyor. Kullanamadığı için ömrünü tüketiyor. Şöyle diyelim, aslında kapasitesi var başarıya gitmek için, tamam mı? Adım atacak sadece. Adım atması gerekiyor, düşüncesini değiştirmesi gerekiyor sadece. Belki de gerisini bilinçaltı yapıyor zaten. Yani içsel kaynaklar var zaten. Ne yapılacağını adım adım biliyor bilinçaltı. Ama onu frenleyen şey ne? Geçmişte ona yüklenen negatif cümleler ile onu frenleyen düşünceler var. Başarıyla alakalı tanımlar, zenginlikle alakalı tanımlar, evlilikle alakalı tanımlar, yanlış tanımlar onu frenliyor. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bak, senin arzuladığın yıllardan beri bir hedefin var ama bir türlü varamıyorsun oraya. Tam adım atacaksın, önüne bir engel çıkıyor. İşte o engel, tamam mı, şurada duruyor. Zihninde duruyor. Zihin yapısı. İşte bakış açısı. Bu engelliyor. Eğer bu sınır kalkarsa, o zaman otomatikmen senin fazla bir şey yapmana gerek kalmıyor. Bilinçaltı otomatik bir şekilde seni o hedefine götürüyor. Hayatını kolaylaştırmak istiyorsan gerçekten, o zaman şurada seni frenleyen düşüncenin kim tarafından sana yüklendiğini, bunu nasıl sileceğini, kafa yapısını nasıl değiştireceğini öğrenmeye çalış. Bizim programlarımıza kim katıldıysa bakış açılarını değiştirdiler, kafa yapılarını değiştirdiler ve arzu ettiği hedeflere hep vardılar değerli arkadaşlar. Biz Avrupa'da yaşayan Müslümanların düşüncelerini, kafa yapılarını değiştirerek, duygularını değiştirerek, davranışlarını değiştirerek arzuladığı hedeflere nasıl varabileceklerini, çekirdeği nasıl kırabileceklerini, kendilerini nasıl gerçekleştireceğini biz onlara adım adım gösteriyoruz. Sen de arzuladığın ama bir türlü varamadığın hedefe varmak istiyorsan, bilinçaltını harekete geçirmek istiyorsan, o içinde uyuyan devi uyandırmak istiyorsan, tamam mı? O zaman buradaki senin sınırları kaldırmayı bilmen lazım. Eğer yapamıyorsan benimle iletişime gireceksin. Ben sana nasıl yapacağını görüşmede adım adım anlatırım. Görüşme içinde bana başvuru göndermen gerekiyor. Hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsun. Formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ben sana adım adım nasıl çözeceğini anlatabilirim. Ve sen de arzuladığın hedefe varabilirsin. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla. Ve henüz YouTube kanalımıza abone değilsen hemen abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşçakal.